radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Büyük Yönetmen. Yazan Hasan Özsoy, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Murat Atak, yapımcı Ersan Edinç, efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar Tarık Erol Kardeşeci, Nahide Nurşen Girgin Koç, Hakan Çimensar, Kerim Ahmet Türkoğlu, Edip Okan Şenozan, Miraç Servet Pandur, Melda Dilara Keyif Günüç. Bildiğin gibi değil Kerim. Tarık Bey bu toprakların yetiştirdiği en büyük sanat adamlarından biri. Onun tiyatromuzda oyun yönetmesi Türkiye'yi ayağa kaldırır. Adını ben de duydum. Ama oyununu izlemediğim bir adam konusunda böyle bir karar vermek kolay değil Hakan. Aksine sen Tarık Bey'i tiyatromuzda oyun yönetmesi için çağırmakla ne kadar uzak görüşlü bir yönetici olduğunu göstereceksin. Onun kazanacağı başarılar senin de konumunu sağlamlaştıracak. Adamın burada başarılı olacağını ya da çok iyi bir yönetmen olduğunu nereden biliyorsun? Bu konuda Edip'ten bilgi aldım. Bilirsin, acımasız bir eleştirmendir. Peki ne diyor Edip? Benim söylediklerimi. Hatta daha da ileri gidip Tarık'ın tanıdığı en iyi yönetmen olduğunu, ona gözü kapalı kefil olacağını bile söyledi. O zaman durum değişir. Yani... Tarık Bey'i çağıracak mısın? Madem Edip kefil oluyor, tabii çağırırız. Şu anda tarihi bir karar verdin Kerim, seni kutlarım. Her şeyi de abartırsın Hakan. Abartmadığımı göreceksin. Umarım dediğin gibi olur. Hadi, bu kararı kutlayalım. Kerim'e Edip'in ağzından bir sürü şey söylemişsin Hakan. Yok Tarık çok iyi yönetmenmiş, yok Edip ona kefil olurmuş. Ne var bunda? Bunu nasıl yaparsın? Edip'in sana böyle bir şey söylemesi imkansız. Ama karıcığım. Edip Tarık Bey'den nefret eder. Biliyorsun bir zamanlar onun kızıyla nişanlıydı Edip. Ayrılmalarının tek nedeni de Tarık Bey'dir. Ya Tarık kötü bir yönetmen çıkarsa? O zaman Edip'in düşeceği durumu düşünebiliyor musun? Tarık Bey çok başarılı olacak. Nereden biliyorsun? Hiç oyununu izledin mi? İzlemeye ne gerek var? Tarık Bey Londra'da çalışıyor. Allah Allah. Bu adamın iyi tiyatrocu ya da yönetmen olduğunu göstermez ki. Bence gösterir. Tarık Bey nerede çalışırsa çalışsın, İyi tiyatrocu olup olmadığını, oynadığı ya da yönettiği oyunlar gösterir. Biz de onun hiçbir oyununu izlemedik. Bence Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yönetmenlerden biri. Adam geldiği zaman ne kadar haklı olduğumu göreceksin. Anlamadığım bir şey var. Tarık Bey'in Türkiye'de oyun koyması, başarılı olması seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Türk tiyatrosu parlak bir yönetmen kazansa fena mı olur yani? Sen bunun için kılını bile kıpırdatmazsın. Bana gerçek nedeni söyle Hakan. Tarık Bey geldiğinde benim kendisi hakkındaki ısrarımı öğreneceğim. Gösterdiğim çabayı duyunca doğal olarak sahneleyeceği oyunda başrolü bana verecek. Bütün hikaye bunun yüzünden mi yani? Sen başrolü kapasın diye ha? Bunun için de en iyi dostunu kullandın. Melda, 35 yaşına geldim ve hala bir başrol oynayamadım. Kendi mesleğimi düşünmek zorundayım. İğrenç bir düşünce bu Hakan, iğrenç. Seni hiç tanımamışım. Dur Melda, nereye gidiyorsun? Senden uzak bir yere. Herkesten beklerdim ama başrol kapacağım diye karımın beni kıskanacağı hiç aklıma gelmez.
Bence çok iyi bir oyundu baba. Londra'da uzun zamandır bu kadar güzel bir oyun izlememiştim. İyi ki gelmişiz. Evet Miraç. Küçük bir kasaba tiyatrosu ama benim de son yıllarda izlediğim en iyi oyundu. Doğrusu beni şaşırttılar. Bence yönetmenin en büyük başarısı Caliban'ı yorumlayışında. Yönetmen seyirciyi şaşırtarak sarsmak istemiş. Sen de Türk seyircisini şaşırtacaksın baba. Dur kızım, daha teklifi kabul etmedim ki. Bence git baba. Sana güveniyorum. Düşündükçe ben de teklifi kabul etsem daha iyi olacak diyorum. Ama Edip'in bu işe araç olması biraz midemi bulandırıyor. Onunla yıldızlarımız hiç barışmadı. Neden şimdi böyle bir şey yapıyor? Ben de şaşırdım. Senin hakkında olmadık iftiralar atmıştı. Yok bitirme tezini çalmışsın falan. Düşündükçe hala sinirleniyorum. Bu yalanlar yüzünden seni de kaybetti. Belki de aklı başına gelmiştir baba. Belki kendini böyle affettirmek istiyordur. Bana affettirecek de ne olacak? Acaba düşündüğü başka bir şey mi var? Ne gibi? Ne bileyim. Belki bu vesileyle seni yeniden kazanmak istiyordu. Yok canım. Bu ilişki bitti. Edip bunu biliyor. Sana karşı bu kadar saygısızlık eden biriyle asla evlenme. Canım, sonuçta ikimizin kavgası bu. Edip'le senin aranda pek sorun yoktu yani. Bayağı da iyi anlaşıyordun. Lütfen baba, lafı çevirme. Türkiye'ye gidecek misin? Sen onu söyle. Sanıyorum teklifi kabul edeceğim. Çok sevindim baba. Aslında ben de İstanbul'u özledim. Üniversiteden izin alabilirsem belki birlikte gideriz. İyi olurdu ama... Seninle gelmem kötü mü olur? Yok, benim için çok iyi olur ama... başımız ağrıyabilir Miraç. Yani bir sürü dedikodu çıkar Edip'le senin hakkında. Canımız sıkıldı. Haklısın. Keşke Edip hiç bu işe bulaşmasaydı. Ben seni premiere çağırırım. Oyun çıkınca gelirsin. Ama çok istiyorsan... Yok yok. En iyisi sen yalnız git baba. Böylesi daha iyi. Alo. Merhaba Edip. Ben Miraç. Miraç? Niye şaşırdın? Eski nişanlımı arayamaz mıyım? Arayabilirsin tabii. Yani çok zaman oldu görüşmeyeli. Sana teşekkür etmek için aradım. Ne teşekkürü? Babamı tiyatro yönetimine tavsiye etmişsin. Onun da böyle bir işe çok ihtiyacı vardı. Sağ ol. Dur bir dakika. Ne yapmışım? Hadi Edip. Her şeyi öğrendim. Saçmalama Miraç. Ben Tarık Bey'i hiçbir yere tavsiye etmedim. Etmem de zaten. Anlaşılmaz birisin Edip. Hem Kerim Bey'e babamı tavsiye ediyorsun. Hem de inkar ediyorsun. Bunu kimden duyduysan yalan söylemiş. Babanın yaptıklarını unutmadım daha. Ayrıca ona yalnız tiyatroda değil, hiçbir konuda güvenmem. Ben de hatanı anladığını ve bu yolla özür dilediğini düşünmüştüm. Özür dilemek mi? Hala bana inanmıyorsun değil mi? Bak canım, baban benim bitirme tezimi çalıp kendi tezi gibi üniversite kuruluna sundu ve hak etmediği bir doçentlik aldı. Eğer onu resmi makamlara şikayet etmediysem bunun tek nedeni... Tek nedeni bana olan sevgindi değil mi? Bu hikayeyi daha önce de dinlemiştim. Hikaye değil. Sana yalan söylemek için hiçbir nedenim yok. Tamam Edip, tamam. Yine aynı şeyleri konuşmayalım. Seni aramam hataydı zaten. Hoşça kal. Miraç. Miraç dinle. Kapattı. Allah kahretsin. Umarım bu otelden memnun kalırsınız Tarık Bey. Rahat edeceğimden eminim. Sizi burada görmek inanın bizim için büyük bir onur üstad. Sahneleyeceğiniz oyun Türkiye'de ses getirecek, bundan eminiz. Teşekkürler Hakan Bey. Yarın bütün kadroyla bir toplantı yapacağız Tarık Bey. Sizce de uygunsa saat 14'te toplanacağız. İyi düşünmüşsünüz Kerim Bey. Kadroyla hemen tanışmak istiyordum zaten. Herkesi tanıdıktan sonra sahneleyeceğiniz oyunu kolaylıkla seçebilirsiniz. Yarınki toplantı tanışma açısından önemli ama bunun oyunu seçmemde bir etkisi olmayacak. Neden? Çünkü oyunu seçtim bile. Shakespeare'in Fırtınası'nı sahneleyeceğim. Oyuncuların buna uygun olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Profesyonel bir kadro her oyunu oynar.
Sanıyorum siz de profesyonelsiniz değil mi Melda Hanım? Tabii profesyoneliz üstad. O zaman sorun yok demektir. İzin verirseniz şimdi odama çekilmek istiyorum. Biraz dinlenip çalışacağım. Nasıl isterseniz. İyi geceler. İyi geceler üstad. İyi geceler. Bir yardımımız olursa. Ya teşekkür ederim. Amma suratsız adam ha. Doğrusu ben de düş kırıklığına uğradım çocuklar. Umarım hata etmemişizdir. Bence çok iyi bir yönetmen. Tam bir tiyatro dehası. Rüyanda mı gördün yoksa? Melda. Hadi gidelim Hakan, yoruldum. Büyük yönetmeni karşılama töreni epey uzun sürdü. Geldim. Merhaba Edip. Senin burada ne işin var Hakan? Söylediği şeye bak. Sanki hiç gelmediğim yer. En iyi arkadaşın değil mi? O eskidendi. Hadi kapat şu kapıyı. Kapat da oturup konuşalım. Ne bu surat oğlum? Gören de sana kötülük yaptığını sanacak. Daha ne yapacaksın? Herkese benim ağzımdan bir sürü yalan uydurmuşsun. Abartacak bir şey yok. Benim sayemde sen de ünlü olacaksın. Ne saçmalıyorsun sen? Oğlum, bu adam bir tiyatro dehası. Özgüveni göz kamaştırıyor. Benim sayemde Türk tiyatrosuna böyle bir yönetmen kazandırdığın için senin de ünün artacak. Hakan, sinirlerimi bozma benim. Sinir bozacak bir şey yok, doğruyu söylüyorum. Şu an görmek istediğim en son kişi sensin Hakan. Ne söyleyeceksen bir an önce söyle ve git. Ne işin düştü yine? Senden bir şey rica etmeye geldim. Neymiş? Bunu kendim yapmak istedim ama Tarık Bey'in sert tavırlarını görünce fikrimden caydı. Of, sadede gel hadi. Benim adıma Tarık Bey'den yani bana başrol vermesini rica edebilir misin? Hakan. Ne olacak canım? Herkes yapıyor bunu. Arkadaşına bir faydan dokunacak. Hem eski kayınpederim. Beni daha fazla sinirlendirmeden bu evi terk et. Aman senden yardım isteyen de kabahat. Lütfen. Tamam. Tamam gidiyoruz işte. Konuşsan ölürsün sanki. Çalışıyorum, lütfen rahatsız etmeyin. Girin. Merhaba üstad. Çalışıyor musunuz? Çalışıyordum. Tarık Bey, sizi rahatsız etmek istememiştim aslında. Çok az vaktim var Hakan Bey. Kendinizden ne kadar eminsiniz. Sizi gördüğüm an işte bir tiyatro dehası dedim. Teşekkür ederim. Yok, buna hiç gerek yok. Gören gözler görüyor. Oyununuzun büyük ses getireceğinden emin. Umarım. Diyecektim. Evet. Çalışıyorsunuz ama yani herhalde öğle yemeği için ara vereceksiniz. Vereceğim. O zaman sizin için bir sakıncası yoksa yemeğe davet etmek istiyorum. Çok isterdim ama... Öğle yemeğini bir banka müdürüyle yiyeceğim. Ya, üzüldüm. Ben de oyundan ve tiyatro anlayışlarımızdan bahsederiz. Birbirimizi daha yakından tanırız diye düşünmüştüm. Başka zaman artık. Yani, nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum ama bizim kadro çok iyidir. Kadronun da en iyi erkek oyuncusunun ben olduğunu söylerler. Her türlü başrolün altından kalkabilirim. Kendime bu konuda çok güveniyorum. İsterseniz eski oyunlarından... Telaşlanmanıza gerek yok Hakan Bey. Size zaten başrol verdim. Liste asıldığını görürsünüz. Ya, çok teşekkür ederim. Sizi mahcup etmeyeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. İzin verirseniz randevu saatine kadar biraz daha çalışmak istiyorum. Tabii tabii. Size iyi çalışmalar. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güle güle şekerim. Teşekkür ederim.
Yavaş ol biraz. Belki rol dağılımını asmıştır Melda. Gördüğün gibi daha tiyatroda kimse yok. Senden başka kimse merak etmiyor rol dağılımını. Üstelik adam sana açık açık başrol verdiğini söylemiş. Olsun, yine de merak ediyorum. Bu oyun benim çıkışım olacak. Hakan'ın önlenemeyen yükselişi. Sen dalganı geç. Son gülen iyi güler. Senin de güleceğin zamanlar gelecek Hakan. Of, çok hızlayınca mideme oturdu. Lisi asılmış. Hadi gözün aydın. Bakalım. Hakan. Caliban. Burada Caliban yazıyor. Caliban mı? Caliban. Bana bu üçüncü derece rolü mü layık gördü yani? Niye sevgilim? Oyundaki tek ucube Caliban. Bu role büyük sükse yapacaksın. Bir de bana başrol oynayacağımı söylemişti. Bakalım bana ne rol vermiş. Melda, Melda, Melda. Allah Allah, adım yok listede. Demek ki aman Allah'ım, en üstteymiş. Miranda. Bana Miranda'yı vermiş. Baş kadın sen mi olacaksın yani? Adam ne yaptığını iyi biliyor. Sana başrol verdiği için böyle konuşuyorsun. Hiç ilgisi yok. Dün adam hakkında söylemediğin lafı bırakmıyordun. Bugün ne değişti? Rol dağılımına bakınca ne kadar isabetli kararlar verdiğini gördüm. Ne isabetli karar ama. Caliban. Çirkin bir yaratık. Benim gibi yakışıklı bir adamın oynayacağı bir rol değil. Senin yakışıklı olduğun su götürmez bir gerçek. Sağ ol. Ama bilmem farkında mısın? Tiyatroda makyaj denen bir şey var. Ucube oynamak için gerçek bir ucube olmak gerekmiyor. Sorun bu değil. Ne o zaman? Tarık Bey açıkça benimle dalga geçti. Adamı kim bilir nasıl sık boğaz ettin. O da seni başından savmak için böyle bir yalan uydurdu. Odasına gitmen bile bir hataydı zaten. Sen de pek bilirsin ya bu işleri. Kabalaşma Hakan. Adam sana Caliban rolünü verdiyse bildiği bir şey vardır. Benim ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu fark edemeyecek kadar kör gözlü bir yönetmenmiş işte. İyi oyuncuya bak sen. Caliban'ı oynamaktan aciz. Asıl iyi oyuncu karşında duruyor. Adam şıp diye anladı. Başrolü kaptın, şimdi konuşuyorsun. Sana kabalaşma dedim. Başrol almak için çevirmediğin dümen kalmadı. Ama bunun için öncelikle iyi oyuncu olmak lazım. Bu kadar basit. Ha. İyi oyuncuyu sevsinler. Seninle konuşulmaz zaten. Ben gidiyorum. Doğruları söylediğim için kaçıyorsun değil mi? Kalibanmış. Yeteneksiz herif. Beni karıma bile maskara ettin. Edip Bey, yine buradasınız bakıyorum. Çok sık karşılaşmaya başladım. Herhalde Türk tiyatrosuna böyle bir musibet kazandırdığınız için kederlendiniz değil mi? Türk tiyatrosuna musibet kazandırma uzmanı ben değilim. Tarık Bey'i kazandırdınız ya. Son haberi duymadınız mı yoksa? Ne haberi? Tarık Bey banka tiyatrosundan yeni bir teklif almış. Herhalde kabul etmemişti. Etmiş. Çok yakında çalışmaya başlayacak. Bu çok saçma. Daha fırtına çıkmadı ki. Eski kayınpederinizde sihirli bir güç var. İki oyun birden yönetecek. Aklı başında olan hiç kimse buna kalkışmaz. Bence tiyatroya biraz saygısı olan bir adam buna kalkışmaz. Ama sizin önerdiğiniz bir adamın tiyatroculuğu da tartışılır tabii. Nahide Hanım, lütfen. Yalan mı canım? Bakın ben yıllardır Tarık Bey'in yüzünü bile görmedim. Ben de bunu söylüyorum ya. Yüzünü bile görmediğiniz, yönetmenliği konusunda hiçbir şey bilmediğiniz bir adamı başımıza musallat ettiniz. Hem de kırık bir aşk hikayesi yüzünden. Of. Size iyi akşamlar Nahide. Durun canım, ne güzel konuşuyorduk. Edip Bey. Alo. Merhaba Miraç. Merhaba baba. İstanbul nasıl? Sen nasılsın? Vallahi İstanbul'dan hiç haberim yok kızım. Çok yoğun çalışıyoruz. Eminim bu çalışmanın karşılığını alacaksın baba. Umarım kızım. Kızım şu sıralar Londra'da kasaba tiyatrolarında ya da amatör tiyatrolarda izlenecek bir oyun var mı? Var baba. Birine bilet aldım. Yarın gideceğim. Hangi oyun? Tennessee Williams'dan. Sırça Kümes. Sırça Kümes demek.
4 kişilik. İyi iyi, çok iyi. O zaman bana da bir bilet al. Uçakla gelip oyunu izleyeceğim. Oyunu izleyip hemen dönecek misin? Evet evet, bana da bir bilet alır mısın? Tabii baba, tabii alırım ama... Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz o zaman. Bu enerjiyi nereden buluyorsun baba? Beni şaşırttın doğrusu. Sen kalk ta İstanbul'dan oyun seyretmek için Londra'ya gel. Olacak şey değil. Değdi ama kızım. Oyun çok iyiydi. Ben aynı görüşte değilim. Neden? Oyunu anlamadım. Nesini anlamadın? Yani kızın abiyle sevgilisini aynı adamın oynamasının ne anlamı var baba? Bence seyirciyi şaşırtmaktan başka bir işe yaramamış. Bence çok derin anlamları var. Nasıl derin? Yani kız abine mi aşık oluyor? O kadar basit değil. Bak anlatayım. Boş ver şimdi oyunu. Türkiye'de çalışmalar nasıl gidiyor? Evet, çok iyi. Oyun şekillenmeye başladı. Premiere çağıracaksın beni değil mi? Çağırmaz olur muyum kızım? Tabii çağıracağım. Şeyi soracaktım. Edip. Ne olmuş Edip'e? Hiç görüştünüz mü? Yok, hayır. Provalara bile gelmedi. Telefon da etmedi. O aramayınca ben de aramadım tabii. Allah Allah. Niye böyle davrandığını hiç anlamıyorum. Neyse canım, bunları sonra konuşuruz. Benim hiç vaktim yok. Bir taksiye atlayıp uçağa yetişmeliyim. Yarın sabah prova mı var yoksa? Olmaz olur mu? Baba, İstanbul seni gençleştirdi. Taksi! Seninle aynı taksiye bineceğim hiç aklıma gelmezdi Edip. Tarık Bey aramızdaki buzları eritti. Nasıl buldun oyunu? Ben Tarık Bey'in yorumundan hiçbir şey anlamadım Nahide Hanım. Henüz oyun çıkmadı. Sadece prova izledik. Ama bence çok özgün bir yorum. Şaşırtıcı oldu muhakkak. Ucube Kaliban oyunun en yakışıklı adamı. Adeta bir jön olarak yorumlanmış. Yeniliklere bu kadar kapalı olduğunu bilmezdim Edip. Yeniliklere kapalı filan değilim. Ama bence yorumda oturmayan bir şeyler var. Ne gibi? Kaliban'ın yakışıklı bir adam olarak çizilmesi sadece parlak bir buluş olarak kalıyor. Sanki dur şu ucubeyi yakışıklı çizelim, seyirciyi şaşırtalım denilmiş gibi. Bence sen Tarık Bey'i kıskanmaya başladın. Hiç alakası yok. Bakın bu yenilik oyunun eksenini değiştiren bir buluşa dönüştürülebilirdi. Mesela oyunun diğer karakterleri ucube olarak çizilseydi o zaman çok acıtıcı bir temaya hizmet edebilirdi. Ama bu haliyle sadece parlak bir buluş. Hepsi bu. Sen ne dersen de benim Tarık hakkındaki görüşlerim değişmeye başladı. Şu banka tiyatrosunda da sırça kümesi sahneliyormuş. Orada da kızın aşığıyla abiyini aynı kişi oynuyor. Bence bu çok özgün bir buluş. Kendini yeniliklere kapatmamalısın. Yorumlar şaşırtıcı ve güzel. Siz öyle diyorsanız öyledir. Şu işe bak. Bu adamı başımıza sen musallat ettin. Şimdi onu ben savunuyorum. Üstelik provadan sonra onunla konuşmadın bile. Tarık Bey gözleriyle sürekli seni izledi ama sen hiç yüz vermedin. Ben sadece görevimi yapmak için izledim provayı. Tarık Bey hakkındaki düşüncelerim değişmedi. İlginç. Gördükleriniz benim Tarık Bey'in gelişiyle bir ilgim olmadığını kanıtlamıştır sanırım. Ondan pek emin değilim. Nahide Hanım. Bu adam tiyatrodan hiç anlamıyor Melda. Her provadan sonra bunları dinlemek zorunda mıyım Hakan? Hep neden anlamıyormuş tiyatrodan? Baksana. Hala benim rolüm için oyunun başrolü diyor. Ne var bunda? Bu oyunun başrolü Ferdinand. Oyunu bir kez izleyen ya da okuyan herkes anlar bunu. Ferdinand'ı da o yeteneksiz herife verdi zaten. Neden? Çocuk gayet başarılı. Çok yerinde bir tercih bence. Ben oynayacaktım ki görecektin o zaman Ferdinand nasıl oynanırmış. Keşke bir vakit bulsan da Kaliban sahnede nasıl oluyormuş onu görsek.
Adam rolü sana verdiğine eminim pişman oldu. Sahnede Tarık Bey'le tartışmak dışında hiçbir şey yapmıyorsun. Metne aykırı yorum getiriyor. Adamın söylediklerini uygulasan ne kaybedersin? Ben aklıma yatmayan şeyi yapmam. Bu tavrında ısrar edersen korkarım Tarık Bey rolü bir başkasına verecek. O kadar kolay değil o. Senden mi korkacaktı? Onu buraya getiren benim. Geri göndermesini de bilirim elbet. Beyimiz kendini dev aynasında görmeye başladı. Melda, üstüme gelme lütfen. Zaten sinirlerim bozuk. Senin sinirlerin bozuk diye hep birlikte yas tutacak değiliz herhalde. Başrolü kapınca burnum büyüdü. Beni küçük görmeye başladın. Hadi. İçinde ne varsa boşalt. Hadi, hadi. Ne boşaltacağım? Adamın hiçbir şeyden anladığı yok. Oduncu'lara başrol veriyor. Asıl başrol oynaması gereken iyi oyunculara da üçüncü sınıf roller. Demek ben oduncu oluyorum, öyle mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Bana bak Hakan. Her şeyi dil uzatabilirsin. Ama oyunculuğuma asla. Nereye gidiyorsun gecenin bu vaktinde? Mesleğime, sanatıma dil uzatan biriyle bir dakika bile aynı yerde durmam. Saçmalama Melda. Saçmalayan sensin. Garson, bir tane daha. Artık içmesen iyi olur Melda. Sarhoş oldum. Bana karışma Kerim. Kendim karar verebilirim. Tabii karar verebilirsin. Ama ayakta duracak halde değilsin. Artık eve gitsen iyi olacak. Yoksa tiyatromuzun müdürü beni içki içmekten men mi ediyor? Öyle söylemek istemedim. Geç oldu. Hakan merak eder. Benim Hakan diye bir kocam yok. Saçmalama Melda. Yeter Kerim. Susarsan biraz içki içip müzik dinlemek istiyorum. Aa, merhaba. Merhaba canım. Merhaba. Tiyatro müdürü oyuncularını sarhoş ediyor ha? Otursana Nahide. Biz de biraz kafa dağıtıyorduk. Melda Hanım da dağılacak kafa kalmamış galiba. Bu sizi ilgilendirmez Nahide Hanım. Tabii ilgilendirmez şekerim. Ama sizin uçuş alanınızdayız. Bizim için tehlike arz ediyorsunuz. Ben kimse için tehlike arz etmiyorum. Sadece içiyorum. Fırtınanın premierine az kaldı Kerim. Heyecanlı mısın? Doğrusu heyecanlıyım Nahide. Oyun iyi olacak gibi ama seyirci nasıl karşılayacak önemli olan bu. Bir de basın ve eleştirmenler ne diyecek? Eleştirmenlerden birini kazandınız. Diğerlerini bilmem. Senin bize destek vermen önemli. Sözü geçen bir eleştirmensin. Genç eleştirmenlerin ne yapacakları hiç belli olmuyor. Onlar için tiyatronun yaşaması önemli değil. Bir tür dürüstlük adına akıllarına ne gelirse yazıyorlar. Maalesef. Hiç kimse o oyunun hangi zorluklarla seyirci karşısına çıktığını, tiyatroların hangi güçlüklere göğüs gererek ayakta kaldıklarını düşünmüyor. Doğru. Bence iyi oyuncuyla kötü oyuncuyu şıp diye ayırıyor birbirinden Tarık Bey. Yaptığı rol dağılımı çok isabetli. Bence de. Aksayan tek bir oyuncusu yok. Hakan dışında. Adamın söylediklerini dinlemiyor. Tarık Bey onun da hakkından gelecektir şekerim. Gördüğüm kadarıyla çok disiplinli bir yönetmen. Ay, Melda iyi misin? Bardaklar kırıldı. Ay, üstüm başım battı. Melda artık içme. Hadi gel seni eve götüreyim. İstemez, ben kendim giderim. Sen bu halde hiçbir yere gidemezsin canım. Beni rahat bırakın. Sen bilirsin. Dur, düşeceksin kızım. Dur dedim, ben giderim. Bırak Kerim, bırak. Ne hali varsa görsün. Efendim? İyi akşamlar Edip. Ben Hakan. Rahatsız etmiyorum ya. Rüyanda mı gördün gecenin bu vakti? Ne oldu? Melda orada mı? Melda'nın burada ne işi var Hakan? Biraz tartıştık da çekti gitti. Bu saate kadar gelmeyince... Yine ne yaptın kızı? Bir şey yapmadım. Oyun hakkında biraz tartıştık işte. Her zamanki şeyler. Burada yok. İstersen bir de bara bak. Hani şu her zaman gittiğimiz. Melda içmez ki. Canım belki bu akşam içeceği tutmuştur. Haklısın. Ben gidip bir bakayım. Bir haber alırsan bana da bildir. Bildiririm.
İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. Bu saatte kim gelir? Gürültü. Melda? Melda, bu ne hal böyle? Seni ziyarete geldim. İyi yaptın da. Dur, düşeceksin. Dur, yaslan bana. Yaslan. Ha, şöyle. Tamam, gel bakalım şöyle, gel. Otur bakalım. Neden bu kadar içtin Melda? Zorun neydi? Canım sıkıldı, içtim. Dur bakalım, Hakan'ı arayalım. Seni çok merak etmiş. Arama onu. Benim Hakan diye bir kocam yok. Ama merak etmiş Melda. Hem ne demek benim kocam yok? Ben onu hiç tanımamışım. Sana yaptıkları yetmiyormuş gibi benim de oyunculuğuma dil uzattı. Neyse olsun, hadi yine de arayalım. Ararsam ben giderim, ona göre. Peki. Ben sana bir kahve yapayım da kendine gel biraz. Melda? Melda? Sızdı. Ne vardı bu kadar içecek canım? Neyse, Hakan'ı arayayım da haber vereyim bari. Allah kahretsin. O da çıkmış. Hakan, Melda'yı göremiyorum. Gece eve gelmedi. Ben de çok merak ediyorum. Allah Allah. Kimde kaldı peki bu kız? Hiçbir fikrim yok. Evet, herkes hazır mı? Hazır sayılır Tarık Bey. Ne demek hazır sayılır? Ya hazır olunur ya olunmaz. Şey efendim, Melda henüz gelmedi. Nasıl gelmedi? Rahatsız herhalde. Herhalde mi? Siz karı koca değil misiniz Hakan? Öyle de dün gece evde kalmadı. Bu ne büyük sorumsuzluk. 2-3 gün sonra oyun çıkacak ama oyuncularımız genel provaya teşrif etmiyorlar. Bu nasıl profesyonellik? Efendim, mutlaka önemli bir sorun çıkmıştır. Tekrar etmeyeceğine eminim. Melda da geldi işte. Nerede kaldın Melda? Kendimi iyi hissetmiyorum Kerim Bey. Yatıp dinlenmesini istedim ama ille de provaya gelmek istedi. Melda Hanım, gecikmenizi haklı gösterecek bir açıklama bekliyorum. Özür dilerim Tarık Bey. İnanın iyi değilim. İyi değilmiş. Sen dün akşam nerede kaldın? Sana hesap vermek zorunda değilim Hakan. Hesap vermek zorundasın canım. Sen benim karımsın. Hakan tamam, uzatmayın. Akşam bendeydi. Ne? Bu ne demek oluyor Edip? Ben sana dün akşam telefon etmedim mi? Karımın sende kaldığını neden sakladın benden? Çünkü sen telefon ettiğinde daha gelmemişti. Sizin aranızda bir şey var. Bana bunu yapmayacaktın Edip. Hakan saçmalama. Hadi kesin tartışmayı. Prova başlayacak. Siz bu işe karışmayın Kerim Bey. Çık dışarı Edip. Seninle konuşacaklarımız var. Bu yaptığınla benden intikam aldığını mı sanıyorsun? Hakan saçmalıyorsun. Kes artık şunu. Seninle sonra hesaplaşacağız. Yürü dedim Edip. Çocuklaşma. Çocuklaşma. Ben şimdi sana gösteririm. Karımı sana kaptıracağımı mı sandın? Çocuklar sakin olun. Bırakın beni. Ya. Öldüreceğim bu herifi. Melda benim karım. Artık değil canım, artık değil. Ya. Ne demek değil? Senden boşanıyorum. Ne kadar hızlısın Edip. Ruhum bile duymadan karımı elimden almışsın. Yeter be. Öldürürüm seni, öldürürüm. Yeter. Sizin aranızdaki sorunlar beni ilgilendirmez. Kes saçmalamayı. Herkes sahnedeki yerini alsın. Sana diyorum Hakan, hemen sahneye. Peki Tarık Bey. Bu iş burada bitmeyecek Edip. Bitmeyecek. Hadi sahneye. Sen de yürü Melda. Ben yıllarca paranoyak ve çirkef bir adamla birlikteymişim de haberim yokmuş. Sahneye dedim, çabuk olun. Bir dakika, gelir misin Edip? Buyurun Tarık Bey. Senin aşk ilişkilerin beni ilgilendirmez. Ama oyuna zarar vermene göz yumamam. Benim Melda ile bir ilişkim yok Tarık Bey. Onu bunu bilmem. Bu karı koca kavgasından oyun etkilenirse sorumlusu sensin. Merak etmeyin. Melda ile Hakan bunun sahneye yansımasına asla izin vermezler.
Ne diyorsun Edip? Bence senin bile takdirini kazanmıştır bu oyun. Doğrusu ben bu kadarını beklemiyordum Nahide Hanım. Tarık Bey'i de kadroyu da kutlamak gerek. Adam Londra'da boşuna yükselmemiş. Cevherini hemen anlamışlar. Bugüne kadar izlediğim en iyi oyun olduğunu söyleyebilirim. Ah, evet. Ama Tarık Bey'in Londra'daki konumu hakkında şüphelerim var. Sen gerçekten bu adamı kıskanıyorsun. Hayır canım, öyle bir şey yok. Sadece adam orada bir öğretim görevlisi. Yönetmenlik adına bir başarısı yok. Bunu söylemek istiyorum. Ama bu oyuna şapka çıkartılır tabii. Ben provaları izlediğim zaman iyi bir şey çıkacağını anlamıştım. Sizce en iyi oyuncu hangisiydi? Ben Hakan'ı çok beğendim. Ben de. Melda ile aralarındaki sorun beni endişelendirmişti ama ikisi de sahneye hiç yansıtmadılar bu durumu. İkisi de profesyonel. Bu arada yani onların durumu ne oldu? Ayrılmakta kararlılar. Bir ailenin yıkılmasına neden oluyorsun Edip. Nahide Hanım, benim bu işle hiçbir ilgim yok. Dedikodular almış başını gitmiş Edip. Herkes Melda'nın sende kaldığını biliyor. Ama bundan doğal ne olabilir? İkisi de benim en iyi arkadaşlarım. Tabii. Geliyorum. Merhaba Hakan. Sen miydin? Başka birini mi bekliyordun? Yok, hayır. İçeri davet etmeyecek misin? Buna gerek olduğunu sanmıyorum Melda. Burası senin de evin. Bütün gazete ve dergileri almışsın anlaşılan. Aldım tabii. Eleştirmenler seni çok beğenmiş. Yere göğe sığdıramıyorlar. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben de çok beğendim. Sağ ol. Sen de iyiydin. Ben kendimi beğenmedim. Daha doğrusu oynadığım rol çok düzdü. Kendimi gösterme şansım yoktu. Tarık Bey senin rolüne başrol derken haklıymış, gördüğün gibi. Evet. Ben böyle olacağını hissetmiştim zaten. Ne hissetmiştin ama? Rolü alınca havalara uçmuştun. O başka. Neyse. Geç de olsa rolün hakkını verdin. Elimden geleni yaptın. Bunları söylemek için mi geldin? Hem evet hem hayır. Bu da ne demek şimdi? Boşanma davamız gelecek ayın sonunda. Hala kararlı mısın? Sen? Boşanmak isteyen sendin. Bir daha denesek mi diye düşünüyorum. Kararını neden değiştirdin? Ha, şimdi anladım. Daha düne kadar peşinde süründürdüğün kocan bir günde tiyatro gündemine oturunca birden onu bağışlamaya karar verdin demek. Hakan, seninle konuşmaya gelmek bile hata zaten. Niye geldim ki? Dur. Tamam. Özür dilerim. Saçmaladım. Bu ilk saçmalaman değil. Korkarım son da olmayacak. Haklısın. Son dönemde bir sürü saçma sapan şey yaptın. Özür dilerim. Tekrarlamayacağından emin misin? Söz veriyorum. Yani elimden geleni yapacağım. Bu da bir şeydir. Peki sen neden kararını değiştirdin? Yalnız olsam asla değiştirmezdim. Ama çocukların anne babalarından ayrı yetişmeleri onlar için kötü oluyor. Ne? Çocukların mı? Ne çocuğu? Hamileyim Hakan. Ne? Hamilesin. Sen. Evet. Yani baba oluyor. Evet. Maalesef. Melda canım. Bu harika bir haber. Dur, baba oluyorum. Dur. Baba oluyorum. Dur, boğacaksın beni. Öyle ayakta durma. Otur şöyle. Ne istersin canım? Canının çektiği bir şey var mı? Hakan. Melda canım benim. Seni seviyorum. Saçmalamadığın zamanlar ben de seni seviyorum. Alo efendim.
Merhaba baba. Miraç kızım, nasılsın? Sana kırgınım baba. Önceki akşam oyun sahnelenmiş. Gazetede okudum. Evet kızım, görmeliydin. Ben de onu söylüyorum. Göremedim. Hani beni de çağıracaktın? O kadar yoğundum ki hiç aklıma gelmedi kızım. Baba nasıl unutursun? Söz vermiştin. Özür dilerim. Bir dahaki sefere inşallah. Her neyse, şimdi bir yemeğe gitmek zorundayım. Sonra ben seni ararım. Hoşça kal kızım. Baba. Bizi onurlandırdınız Tarık Bey. Oyun her akşam kapalı gişe oynuyor. Ben işimi yaptım Kerim Bey. Seyircinin ilgisi elbette beni de memnun ediyor. Fakat artık burada işim bitti. Banka tiyatrosunda provalar nasıl gidiyor? Çok iyi. 4 gün sonra oyunumuz çıkıyor. Artık otelin ücretini de banka ödeyecek. Yani tiyatronuz bu yükten kurtuluyor. Rica ederim. Yük ne demek? Ayrıca hak ettiğiniz ücretin son taksitini de hesabınıza yatırdık. Acelesi yoktu canım. Bazen tiyatromun kötü günler geçirdiği oldu. Ama hiçbir zaman borçlu olmadık. Verdiğimiz sözde de her zaman durduk. Eğer talep ederseniz ekstra ücret için de görüşebiliriz. Yok, katiyen olmaz. Benim de prensiplerim var değil mi ya? Fazlası için pazarlığa oturmak bana yakışmaz. Hem para için yapmadım bu işi. Elbette. Ben de öyle demek istememiştim zaten. Banka tiyatrosundaki oyun çıktıktan sonra Londra'ya mı döneceksiniz? Özel bir üniversiteden ders vermem için teklif geldi. Ders çerçevesinde bir de sahneye oyun koymamı istiyorlar. Umarım kabul etmişsinizdir bu teklifi. Henüz kararımı vermedim ama herhalde kabul ederim. Her neyse, bana olan güveninizden ve ilginizden dolayı teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz Tarık Bey. İnşallah tekrar birlikte çalışma fırsatı buluruz. İnşallah. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. Tereyağından kıl şeker gibi hallettik bu işi de. Şimdi kalabalık bir oyun bulmak lazım. İnternetten bakalım ne oyunlar varmış. Swansea kasabasında uygun bir şey var. Molière, Cimri. Evet, Türk seyircisinin de iyi bildiği bir oyun. Ne zamanmış? Yarın. İlk uçakla gitmeliyim. Önce Miraç'ı bir arayalım. Girin. Miraç. Kızım, sen ne arıyorsun burada? Bazı şeyleri öğrenince gelmeye karar verdim. Çok iyi ettin. Aslında ben de seni arayacaktım şimdi. İlk uçakla İngiltere'ye gidiyorum. Yoksa kasabaların birinde yine bir oyun mu var? Benden çok yaşayacaksın. Swansea'de Molière'in Cimri'si oynuyormuş. Ne o? Teklif aldığın üniversitede Cimri'yi mi sahnelemeye karar verdin? Bu tavrını hiç beğenmedim Miraç. Ne demek istiyorsun? Bu akşam sahnelediğin oyunu izledim baba. Seni çağırmadığım için kızgınsın bana. Ama 2 gün sonra yönettiğim diğer oyunun premieri var. Ona çağıracaktım. Orada hangi oyunu sahneye koydun baba? Dur ben tahmin edeyim. Sırça kümes. İyi bildin. Yoksa kızın sevgilisiyle abini de aynı oyuncu mu oynuyor? Tıpkı Londra'da kasaba tiyatrosunda seyrettiğimiz gibi. Ha baba? Ne demek istiyorsun Miraç? Sen bir hırsızsın baba. Haddini aşma lütfen. Ama sen her konuda haddini aşabilirsin değil mi? Londra'nın bir kasaba tiyatrosunda Fırtına'yı izliyoruz beraber. Sonra buraya gelip aynı yorumla Fırtına'yı sahneye koyuyorsun. Daha sonra bir başka kasaba tiyatrosunda Sırça Kümesi izliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Aynı yorumla İstanbul'da sahneliyorsun oyunu. Yani çalıyorsun baba. Sen çok büyük bir sahtekarsın. Babanla konuştuğunu unutma. Ne yazık ki doğru söylüyorsun. Babamsın benim. Ama ben bütün bunları öğrendikten sonra kızın olmaktan utanıyorum. İleride hırsızın kızı diye anılmayı hiç istemezdim doğrusu. Oradan buradan yalan yanlış şeyler duymuşsun. Kendi kendine yorumlar yapıyorsun. Neden beni Fırtına'nın galasına çağırmadın baba? Dur söyleme. Çünkü gelirsem yaptığın hırsızlığı görecektim değil mi? Hadi şimdi yine git Londra'ya. Bu kez Cimri'yi seyret. Sonra gelip buradaki üniversite öğrencilerine sat. Madem seyirciye acımıyorsun, hiç olmazsa gencecik tiyatro öğrencilerine acı baba. Çaldığın fikirleri kendi fikirlerinmiş gibi onlara... Seni böyle konuşmaktan men ederim. Ne aptalım.
Sana toz kondurmamak için en kolay yolu seçtim. Babam bana yalan söylemeyeceğine göre sevdiğim insanın, Edip'in yalan söylediğine inandım. Edip haklıydı değil mi baba? Haklıydı. Edip'in söyledikleri tümüyle yalandı. Onun uydurma tezine ihtiyacım olduğunu mu sanıyorsun? Şu anda Londra'nın küçük tiyatrolarında izlediğin oyunlara ihtiyacın olduğu gibi, o zaman doçentliği kapabilmek için Edip'in tezine de ihtiyacım vardı baba. Saçmalıyorsun Miraç. Bugüne kadar Edip'e inanmayarak saçmalamışım, haklısın. Neden baba, neden? Edip'in tezine el koymak kızının mutluluğundan daha mı önemliydi? Neden yaptın bunu? Edip benim en iyi öğrencimdi. Birbirinizi sevmeniz beni çok mutlu etti. Ellerini ovuşturmuşsundur herhalde. Edip'i de avucuma aldım diye. Yeter artık, yorgunsun sen. Git biraz dinlen. Sakinleşince tekrar konuşuruz. Neden? Neden bizim sevgimizi hiçe saydın? Neden? Çünkü Edip'in tezi çok iyiydi Miraç, çok iyiydi. Bir bitirme tezi olarak kaybolup gidecekti. Oysa ben o tezi gün ışığına çıkardım. Akademik hırsızlık yaptın. Edip bunu sineye çekecekti. Çünkü beni seviyordu. Ben zaten Edip'e inanmayacaktım. Çünkü sana tapıyordum. Ve sen hiçbir şey üretemeyecek kadar tıkanmıştın. Evet. Evet, o teze ihtiyacım vardı. Hem kötü mü oldu? Öğrenci bitirme tezi olsaydı kimse onu ciddiye almayacaktı. Ama Tarık Bey'in doçentlik tezi olunca kitaplaştı. Ve sana İngiltere yolunu açtı. Ben aslında ona iyilik yaptım. Şimdi de kasaba tiyatrolarında kimsenin fark etmediği oyunları gün ışığına çıkarıyorsun. Gün ışığına çıkarıyorum, haklısın. Türk tiyatro tarihinde onlara bir yer açıyorum. Tabii, kendine de. Bunda ne kötülük var Miraç? Buraya kadar baba. Bunu başaramayacaksın. Engel olacağım. Bu kez engel olacağım. Beni anlamaya çalış Miraç. Yaşlanıyorum. Artık fikir üretecek zamanım yok benim. Kalmadı. Ben öldükten sonra övünebileceğim bir isim bırakacağım sana. Sen benim kızımsın. Bana kötülük yapamazsın. Artık babam değilsin. Hırsızlık üstüne inşa edilmiş bir isim de istemiyorum. Buna daha fazla müsaade etmeyeceğim. Sahtekarlığını bütün tiyatro camiasına anlatacağım. Senin yerinde olsam yarınki gazeteleri okumazdım. Yapamazsın bunu Miraç. Sen öyle san baba. Barışmanıza çok sevindim çocuklar. Demek bir de bebeğiniz olacak. Evet Edip. Bu çocuk ikimizin de aklını başına getirdi. Senin aklının başına gelip gelmediği konusunda kuşkularım var. Benim de. Ama neyse, bunları geçelim. Düşündükçe sinirleniyorum. Tamam. Çok aptalca davrandım. Yalnız aptalca değil. İlkesiz davrandım. Üstelik yaptıkların yetmezmiş gibi bir de Melda ile beni... Hala anlamıyorum. Böyle bir şeyi nasıl düşünebildin? Sanırım beynini bir süreliğine aldırmıştı Hakan. Tamam. İkinizden de özür dilerim. Mesleki bir hastalığa yakalanmıştım işte. Neyse. Sonuçta aklım başına geldi. Ama istediğimi de aldım değil mi? Bak hala neler söylüyor ya. Ben avukatımla tekrar konuşacağım. Hayır lütfen. Lütfen bunu yapma. Lütfen. Neden? Fırtına'nın büyük oyuncusu Hakan Bey'den iyi bir baba olacağını hiç sanmıyorum ben. Hele bunu elde etmek için yaptıklarını düşünecek olursak. Lütfen. Senden ayrı kalmayı artık düşünmek bile istemiyorum. Birini mi bekliyordun Edip? Yok. Miraç? Beni içeri almayacak mısın? Yine hakaret etmeye mi geldin? Lütfen Edip. Kim geldi Edip? Miraç. Hoş geldin canım. Biz de çıkıyorduk. Hı hı. Misafirini içeri alsın mıydı? Buyur. Hadi size iyi günler. Otursaydınız. Yok gidelim biz. Hadi. Bebek için alışveriş yapacağız. Kolay gelsin. İşte yalnızız. Geçsene Miraç. Hayrola? Niye geldin? Senden özür dilemeye. Özür mü? Benden. Sana büyük haksızlık ettim Edip. Babamın her anlamda bir hırsız olduğunu kabullenmek istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam Miraç, tamam. Ağlama lütfen. Artık bunlar geçmişte kaldı. Sonuçta bir tez işte. Yalnız tez mi? Ben at gözlüğü takarak ilişkimizi de harcadım. Oysa... Artık bunları konuşmanın bir faydası yok. Olan oldu.
Tarık Bey ünlü bir yönetmen olma yolunda hızla ilerliyor. Bu kez olmayacak. Ne demek istiyorsun? O rejiler babama ait değil Edip. Çalıntı. İki oyunu da Londra'da birlikte izledik. Saçmalama. Tarık Bey'in böyle bir şeye cesaret etmesi için deli olması lazım. Sonuçta hepimiz belli aralıklarla yurt dışına gidip oyun izliyoruz. Sonunda bu sahtekarlık ortaya çıkar. Çıkmaz. Çok zor. Çünkü orada izlediğimiz oyunlar küçük kasaba tiyatroları tarafından sahnelenmişti. Sen hiç buradaki bir tiyatro adamının Londra'ya gidip kasaba tiyatrolarını izlediğini duydun mu? Buna kimse gerek duymaz. Bak, bak, bunlar orada izlediğimiz oyunların program belgeleri. Bak fotoğraflara bak. Babamın oyunlarına ne kadar benziyor değil mi? İnanılmaz. Demek sonunda bunu da yaptın. Çekirge bu kez sıçrayamayacak. Yani? Ah, merhaba Nayda Hanım. Ah, merhaba. Merhaba. Siz de sırça kümese gidiyorsunuz galiba. Evet Hakan Bey. Tarık Bey'in oyununu nasıl kaçırırım? Eminim bu da olay yaratacak bir reji olacak. İnşallah öyle olur. Şuraya bakın. Ortalık ana baba günü. Evet. Aa, Kerim Bey geliyor. Aa, merhaba Kerim Bey. Niye geri dönüyorsunuz? Sırça kümes iptal edilmiş. Ne? Siz ne diyorsunuz Kerim Bey? Aa. Biraz sonra premieri yapılmayacak mı? Hayır Hakan, iptal edilmiş. Rezalete bak. Bu kadar insan oyun izlemeye geldi. Peki neden iptal edilmiş? Kimse bilgi vermiyor. Tarık Bey bir şey mi oldu acaba? Bugün apar topar Londra'ya dönmüş. Bir daha da gelmeyeceğini söylüyorlar. Allah Allah. Ay, bilmece gibi konuşuyorsun Kerim. Ben bu söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Vallahi ortalıkta bir şeyler dönüyor ama ben de bir şey anlamış değilim. Melda? Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Miraç. Olabilir. Ay, çabuk söyleyin, ne biliyorsunuz? Hiçbir şeyin Nadia Hanım. Sadece Miraç Edip'i ziyarete gelmişti de. O zaman bu iş yine Edip'in başının altından çıkmış desene. Olabilir. Geçmiş olsun Melda. Teşekkür ederim Edip. Otursana. Aman tanrım, ne kadar güzel bir bebek bu. Babasına çekmiş. Huyu çekmez inşallah. Melda karıcığım. Adını ne koydunuz bakalım? Barış. Ne kadar güzel uyuyor. Hiç merak etme. Birazdan uyanıp bütün hastaneyi birbirine katar. Olacak o kadar. Şşş, Edip. Tarık Bey'den ne haber? Londra'daymış. İnzivaya çekilmiş. Hiç kimseyle görüşmüyormuş. Yaptığı sahtekarlıktan sonra sokağa bile çıkmaması doğal. Herkese rezil oldu. Senin sayende böyle bir olay yaşadık kocacığım. Yaptık işte bir hata. Ama Edip yazısıyla her şeyi açığa çıkardı işte. O yazının benimle bir ilgisi yok. Her şeyi Miraç hazırladı. Onun için de zor olmuştur. Sonuçta Tarık Bey onun babası. Zor olmaz mı? Sahi o nerede? Birazdan gelir. Aman ha, gelince Tarık Bey'den falan söz etmeyin ha. Çok üzülüyor. Eder miyiz hiç? Söylemeyiz canım. Herkese merhaba. Merhaba canım. Hop hop, burada aile var. Hakan. Ama hayatım baksana şunlara. Kızımıza kötü örnek oluyorlar. Bizim de size bir haberimiz var çocuklar. Miraç'la evleniyorsunuz. Hakan. Hadi söyle. Vereceğiniz haber buydu değil mi? Evet. Biz evlenmeye karar verdik. Ay, çok sevindim Edip. Kutlarım Miraç. Teşekkür ederim. Ay, çok güzel bir bebek. Artık darısı başınıza. Hakan. Büyük Yönetmen. Hasan Özsoy'un yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.